Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 1500 ile 2000 TL arasındaki en iyi telefonları tanıtacağım. Aslında bu aralık için daha önce bir video çekmiştim. Fakat resmi gazetede yayınlanan 200 dolar altı cihazlar için yapılan düzenleme ve doların durumu piyasayı alt üst ettiği için bu listeyi yenilemenin mantıklı olduğunu düşündüm. Açık konuşmak gerekirse trajik kimik cihazlar için trajik fiyatların istendiği bu piyasada uygun fiyata adam gibi cihaz bulmak oldukça zorlaştı. Listeye sokmadığım telefonlar düşünüldüğünde bu cihazlar bulunmaz hint kumaşı olmasa da iyi bir konumdalar. Bu listeyi hazırlarken telefon piyasasının rezil halini bir kez daha anladım. 2016 yılında 2550 TL'ye Galaxy S7 ve 1250 TL'ye Xiaomi Mi 5S almıştım. Bu cihazlar iki firmanın amiralleriydi. Şu an Samsung ve Xiaomi amiralleri 8000 TL üzerinde. Bunu geçelim. Daha 2 ay önce 1500-2000 TL arasında gerçekten güzel ve gönül rahatlığı ile alınabilecek telefonlar varken bugün o cihazların hepsi 700-800 TL civarı zamlar almış. Aynı şekilde 1000-1500 TL aralığının tabiri caizse çöpleri bu aralığa taşınmış. Listedeki telefonlar Başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer telefon alma planınız varsa bir an önce almaya bakın. Türkiye'de telefon fiyatları asla düşmez. Bu metni yazdığım sırada 1 dolar 685 TL ediyordu. Bugün bir şey olsa ve bu dolar 5,5 TL'ye, hadi çık daha çıkalım 6 TL'ye düşse normalde bu cihazların fiyatlarının en az 200-300 TL düşmesi gerekir. Düşecekleri fiyat ancak 50 TL olur. Hatırlayın 2018 yılında yaşanan ani dolar şokunda yapılan zamlar dolar düşünce geri alınmadı. Bu fiyatlar alışmanızı ben tavsiye ederim. Maalesef durum bu. Ben bu metni yazarken bir gelişme daha oldu. Listede tek Common 12 Air vardı. 1600 TL satılıyordu. Bakın bir gün sonra 22'si de 1600 TL'de, 23 23'ünde 1950 TL oldu. Yani görüyorsunuz piyasa böyle. 350 TL birden zam. Yani stok bitmiştir. Anormal bir şey olmuştur bilemem. Ama bu listede mesela listenin sonunda da söyleyeceğim bir cihaz var. O da 1300 TL iken 1500 TL'ye çıktı. O sayede ben listeye aldım. Listeye başlayalım. Ek telefon Meizu M10. Bu telefonu 1500 TL aralığındaki listeye de dahil etmiştim. Sınırda kaldığı için bu listeye de dahil ettim. Ayrıca M10'un listelenen bütün fiyatları 1500 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Söylediğim durum bütün cihazlar zam yedi, Bütün cihazlar zam yiyor. Maalesef ekonomi böyle. Kaçışınız kurtuluşunuz yok. Elinizde bir para varsa bunun üzerine yakın zaman yüksek bir fiyat koyup daha üst bir cihaz alamayacaksanız gözünüzde kestirdiğiniz cihazı bir an önce almanız tavsiye ederim. Bakın görün altın artıyor. Altın tekrar rekor kırdı haberleri çıkıyor. Çıkacak yani daha fazla çıkan yatırım tavsiyesi vermiyorum ama kriz zamanı altın, refah zamanı gayrimenkul kazanır. Artık biz hangi zamandayız onun hesabını siz yapın. Önceki videomda mevzu emo'nu fa Emo fazlaca görmüştüm ama 1500-2000 TL bandındaki faciaları görünce piyasanın tabiri caizse ne kadar rezalet bir durumda olduğunu görüp Meizu'ya bir özür borçlu olduğumu anladım. Meizu M10'un önüne çıkan noktaları pil ve ekranı. Ekrandan başlayalım. Meizu M10 6.5 inç IPS LCD HD Plus çözünürlüğüne sahip 20'ye bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %80.58. Çentikli tasarıma sahip olan bu ekran fiyatına göre oldukça az çerçevelere sahip. Bu konu cihazın hanesine artı olarak yansıyor. Pil tarafı da 4000 mAh pile sahip. Kutudan 5 volt 1.5 amperlik bir şarj aleti çıkıyor. Bu şarj aleti hakkında rezalet demekten başka bir şey yapamıyorum. Bu Pil, bu ekran ve bu çözünürlükte sizi bir günü rahat çıkaracaktır. Fakat pilin dolum süresinin 3 saati de rahatlıkla aşacağı aşikar. Daha yüksek güce sahip adaptörleri destekleyip desteklemediği konusunda ise bir bilgi yok. Donanım tarafına geldiğimizde ise Meizu M10 Mediatek Helio P25 işlemcisine 3 GB RAM'e ve 32 GB depolamaya sahip. Cihaz 128 GB'ye kadar hafıza kartına sahip. Helio P22, 23 ve 25 işlemcileri bu fiyat adlandığında oldukça popüler. Helio P25 günlük kullanımda normal bir deneyim sunacak. Büyük oyunları da düşük ayarlarda oynatacaktır. Daha fazlasını beklememek lazım. Lazım. Bu cihazın ekran, pil ve işlemci kombinasyonu ile tam bir internet kullanımı adına tasarlanmış bir telefon olduğunu düşünüyorum. Kamera tarafına geldiğimizde bize arkada 3, ön tarafta ise bir kamera karşılıyor. Arkada 13 megapiksel çözünürlüğe, f 20 diyafram açıklığına sahip, 1080p 30 fps video çekebilen bir ana kamera bulunuyor. Bu cihazda tabii ki OIS yani optik görüntü sabitleyici yok, olmasını beklemiyorum. Orta segmentte OIS olması kıyamet alameti gibi bir şey. Yıllar önce Vestel'in Venus z 10 modelinde OIS vardı. O cihaz gerçekten güzel bir cihazdı. GM9 Pro misali bir cihazdı. Ne yazık ki Vestel bundan sonra kendini toplayamadı m kameralarına devam edersek. Ana kameraya eşlik eden ikisi de 2 megapiksel çözünürlüğe sahip diyafram açıkları f2.2 olan iki kamera bulunuyor. Bunlardan birisi derinlik algılama işlevi görüyor. Diğer ay hakkında bir bilgi yok. Olmasa da olur. Kalitesinin yerlerde olacağı şüphesiz. Ön yargıyla yaklaşıyorsun diyebilirsiniz. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi ben OnePlus 7T kullanıyorum. Bu cihazın bile yardımcı kameraları ana kameraların yanında sürünüyor. Düşünün ki bu cihazın yardımcı kameraları birçok orta segment ana kamerasını adeta gömer. Ben bu iki yardımcı kameradan da büyük işler beklememenizi tavsiye ederim. Beklentiniz şu tutun. Yani genel olarak kameradan bir şey beklememenizi tavsiye ederim. Çünkü eskiden 1500-2000 TL arası. Orta segmentti IMX586'lar falan vardı. Şimdi giriş segmentlerin çöpleri buraya toplandı. Hani emoma çöp demiyorum ama açın bir siteden görün. Bir cihazlara bakın. Hani rezillik rezillik. Tamamı rezi, rezillik. Ön tarafta ise 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera ortalama bir performans sunacaktır. İş görecektir. Facebook'luk, Instagram'luk fotoğraflar çekecektir. Daha fazlasını beklememenizi tavsiye ederim. Orta segmentin daha doğru giriş segmentin durumu bu. Bahsettiğim gibi bu cihaz tam bir tarayıcı telefonu bu işinde görecektir. Cihazın çerçevesi polikarbonat, kasası ise cam görünümlü plastik. Bu fiyata bu. Meizu M10 184 gram ağırlığı ve 8.45 mm kalınlığa sahip. Bu kaza 3.5 mm kulaklık girişte bulunuyor. USB bağlantısı micro USB formatında. Yani micro USB ben anlamıyorum. Type C o kadar pahalı bir şey mi onu da bilmiyorum. Bu giriş segment cihazlarda hala micro USB kullanılıyor. Bence iyi bir durum değil bu. Meizu M10 kutudan Android 9 ile çıkıyor. Meizu bugüne kadar güncelleme vermedi bundan sonra da vereceği şüpheli. Şüpheli demeyelim. Mevzu M10 Android güncellemesi almayacak. Buna neredeyse ben adım kadar eminim. Ayrıca belirteyim. Mevzu m çift hat desteğine de sahip. Mevzu M10 1500 ile 1600 TL civarlarında fiyatlanıyor. Şu an ben bu metni okurken bir daha zam yemiş olabilir. Hiç bilmiyorum. Bakmak istemiyorum. Korkuyorum çünkü zam yiyip yemedi hakkında. Bir önceki videomda oldukça gömmüştüm. Ben hala çok sıcak bakmıyorum bu cihaza. Fakat büyük ve çerçevesi az ekran. Bunun yanı sıra büyük ile güzel bir tarayıcı telefon olacaktır. Günlük kullanımda Helio P23 güzel bir deneyim sunacaktır. Tam bir tarayıcı telefonu. Hani açık konuşmak gerekirse. Galaxy M20 var. 2000 TL'ye satılıyor. Yani ben onun 2000 TL'ye hayatta almam zaten. PLS ekran var. Ekran çok kötü. Ben Galaxy M20'nin ekranını gördüm. Ekran gerçekten çok kötü. Gidin bir mağazada bakın. Renkler aşırı soluk. E, ben tercih ederim yani 1500 TL Zaten M10'a kadar Birçok cihaz var bu bantta. Galaxy M20'yi adeta gömen. İkinci cihazımız Vestel Venus Z20. Vestel Venus Z10 gerçekten bu benim amiral gemim dediği Z serisini çıkartmıştı. Z10 da gayet güz güzel bir telefonda. Orta segmentte optik görüntü sabitleyici vardı. Nadir cihazlardan biri. Bugün benim çok övdüğüm General Mobile GM9 burada bile optik görüntü sabitleyici yok. Z10 vardı. Vestel Venus Z20'de o kadar güzel bir iş ortaya koyamamış bence. Fakat bu listede olmasının nedeni ortalama güçte bir Qualcomm işlemci kullanan cihazlardan biri bu, bu bantta. Snapdragon 630 kullanıyor. Güzel bir işlemci. Ekrandan başlayalım. Venus Z20 5.65 inç Full HD Plus çözünürlüğü ve 18-9 e ekran formatında IPS LCD bir ekranla sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %76.63. Günümüzde cihazların hepsinin 6.3 inç ve üzerinde ekranlara sahip olduğu düşünülürse bu fiyat bandında küçük bir telefon isteyenler için tercih edilebilecek bir telefon Venus Z20. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. E, giriş yaparken bahsetmiştim. İşlemci tarafında Z20 Snapdragon 630 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik ediyor. Z20'nin 2 TB'ye kadar hafıza kart desteği de var. Yani 2 terabayta kadar hafıza desteği var ama 2 tb kaç TL onu da siz bilin. Bir telefondan daha pahalı. 128 GB 64 GB hafıza kartı takabilirsiniz. Samsung'un kaliteli kartları var. işinizi görür. Ee, bu donanım ortalama bir donanım. Ama günlük hayatta güzel bir deneyim. Büyük oyunlarda da ortalama bir performans olacaktır Fiyatına göre bir kötü donanıma sahip değil Z20. En üst Z20 3400 mAh kapasitesinde bir pile sahip ve bu pil 18 wattlık Quick Charge 3.0 adaptörü ile şarj ediliyor. Cihazın USB çıkışı Type-C formatında Type-C olması güzel. Bu pil küçük bir ekran, çok yüksek olmayan çözünürlük, tasarruf bu bir Snapdragon 630 işlemcisiyle bir günü rahatlıkla tamamlayacaktır diye düşünüyorum ben. İkinci güne tabii ki de çıkmaz yani akşam bir şarj etmeniz lazım. Z20 arkada iki tane kameraya sahip. Ana kamera 16 megapiksellik bir sensöre sahip ve bu sensörün diyafram açıklığı f2.2. Bu ana kamera ile 720p30, 1080p30 ve 120 fps ve 4K 60 fps video çekebiliyor. Hiçbir yerde 1080p 60 fps'e dair bir bilgi verilmemiş fakat 120 fps video çekebiliyor 1080p'de. E, 1080p'de 60 fps video da çekebiliyordur. E, i̇kinci arka kamerası 5 megapiksel çözünürlüğü ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera derinlik algılama işlevine yarıyor. Sadece bokeh işlevine yarıyor. Yani ön tarafta ise 8 megapiksellik f2, f2, f2 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps video çekebilen bir kamera bulunuyor. Kameraların herhangi birinde OSCN optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Zaten bulunması çok zor. Z10 başta bahsettiğimiz Z10 bir istisna. Z20'nin kamerasından ekstrem işler beklememek gerekiyor. En nihayetinde orta segment. Hatta giriş segment diyebiliriz de orta segment diyelim biz bir cihaz. Üstelik bu piyasa bağlığında uygun fiyatlı kalmaya çalışan bir cihaz. Eski olması da dikkat alınması gereken bir konu. Z20 cam kasaya ve metal çerçeveler sahip. Bu kasa 85 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında. Ayrıca 3.5 mm kulaklık çıkışı da var. Cihaz kutudan Android 8.0 Oreo'lu çıkıyor. Android 9 hakkında bir haber yok. Yorum yapan kullanıcı da yok. Vestel'in eski cihazlarındaki yazılımlar malum. Bu cihazın yazılım konusunda büyük umutlar bağlamamızı tavsiye ediyorum ben. Donanım konusunda ortalama bir cihaz fiyatına göre dengeli diyebiliriz. Vestel Venus C20 1600 TL civarlarında fiyatlanıyor. Gönül rahatlığıyla alınır diyemem ama elbette değerlendirilebilecek modellerden birisi. Bunun yanı sıra zaten bu fiyat aralığına yakın. Venus 30 30da bulunuyor. Venus 30' da bakılabilir. Onda da ayrı şeyler söyleyeceğim. Z20 konusunda son bir şey söylemek istiyorum. Bu fiyatlarda giriş seviyesi, giriş seviyesi değil tam olarak da Snapdragon 630. Hani Qualcomm'un Android tarafındaki baskınlığı malum. Uygulama mağazasındaki optimizasyon avantajı malum. Hani kişiler bazı insanlar düşürebilir. Mediatek yerine Snapdragon alabilirim. Bu manada Vestel Venus Z20 bu noktada güzel bir alternatif olarak öne çıkıyor. E, yani üçüncü cihazımız Vestel Venus Z30. Bu model önemli çünkü Z20'de çıktığı söylenen bazı problemlerin Z20'de yazılım ile düzeltilebilenlerin düzeltildiği. Bu cihazında Z20'den daha sonra ve oturaklı bir cihaz olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Ekran tarafından başlarsak Z30, Z20'ye göre çerçeveler daha az. Bu sefer çentik gibi tasarımı tercih edilmiş. Ekran yine Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Venüs Z30 6.18 inç Full HD Plus çözünürlüğüne sahip. 18.7'ye 9 ekran formatında IPS LCD bir ekrana sahip. Bu 18.7 meselesi çentik yüzünden. Bu ekranın ekran kas oranı %80.84. E, şunu söylemek gerekirse Venüs Z10'daki IPS güzeldi. Yine Z20'deki ekran da iyi bir ekrandı. Bu ekranda tatmin edici bir performans sunacaktır diye düşünüyorum. Artık piyasada neredeyse kötü ekranlı cihaz kalmadı. Giriş seviyesinde bile belli bir ekran var. Tabi Samsung'un çöpleri var M20 gibi. Onları saymıyorum. Samsung'un orta segmentleri hep çöpte hep çöp kalacak bence. Yine Allah'tan A71 ve A51 ile baya bir güzel işler yaptılar. Özellikle A71 ile. İşlemci tarafında bu sefer Snapdragon'dan Mediatek'e içinmiş Z30 Mediatek Helio P20 işlemcisine 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Z30'un işlemcisi Z20'deki Snapdragon 630'dan biraz daha güçlü. Yine aynı seviyelerde performans sahip. Büyük oyunlarda ortalık bir performans günlük kullanıda da tatmin edici bir deneyim sunacak. Z30 3300 miliamperlik bir pile sahip ve bu pil 18 Watt'lık bir adaptör ile doluyor. Snapdragon işlemci olmadığı için herhangi bir Quick Charge desteğine sahip değil. Venüs Z30'un USB çıkışı Type-C formatında. Şimdi Snapdragon bir işlemci olmadığı için Quick Charge desteğine sahip değil demiştim. Mesela Z20'de siz herhangi bir Quick Charge destekli adaptörü alıp takıp direkt yine 18 Watt şarj alabilirsiniz. Mesela Xiaomi'nin bir adaptörünü alsanız yapabilirsiniz. Ama burada Mediatek işlemci olduğu için standartları desteklemiyor. Bu yüzden Venüs Z30'un Adaptör bozulursa adaptörü bulmanız biraz zor olabilir. Bunu aklınızda bulundurmanız tavsiye ederim. Zaten hani bu olay bu standartları desteklememe olayı OnePlus'ta da var, Oppo'da da var ama Oppo nerede? OnePlus nerede? Vestel nerede? Ki Venus Z30 da unutulmayı tutmuş bir cihaz. Bir sene sonra şey olacak. Ona göre bu Venus Z30'u ben ona göre düşünmenizi tavsiye ederim. Z30 arka tarafta iki tane kameraya sahip. Ana kamera 16 megapiksellik çözünürlüğe, diğer kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kameraların diyafram aralığına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. 2 megapiksellik kamera derinlik algılamışlarına yani göre bokeh. Video kaydı noktasında yine bilgi yok. Vestel kendi sitesinde Full HD olarak belirtmiş Mediatek işlemciden dolayı video noktasında bir geriye gidiş olmuş olabilir. Mediatek'in üst seviyedeki işlemcileri güzel ama giriş seviyesi hala biraz sabıkalı bence. Kalı diyorum ama şöyle mesela ısınıyor, çatlıyor, patlıyor değil. Ekstra özelliklerde böyle kesintire gidiliyor olabilir. Ön tarafta 16 megapiksel bir kamera bulunuyor. Bu kamera 1080p 30 fps video çekebiliyor. Diyaframına dair niye bir bilgi yok. Venus z 30 önceki cihazlarda olduğu gibi ortalama belki biraz daha altı bir kameraya sahip. Ben tekrar söylüyorum fazla umut bağlamaması gerekiyor. Umut bağlanması gereken güzel fotoğraf çekebileceğiniz cihazlar listenin ilerisi, ileriki cihazları. Onları da zaten özellikle belirteceğim. Gerçekten güzel cihaz, fotoğraf çeken cihazlar var. Z30 cam kasaya ve metal çerçeveye sahip. Bu kasa 168 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. Cihaz kutudan Android 8.1 ile çıkıyor. 9'a alacaktır. Sonrası şüpheli. Yüksek ihtimal almayacak. Bugüne kadar almadıysa almaz. Z30 1600 TL civarlarında fiyatlandırılıyor. Z20'de 20 olduğu gibi değerlendirilebilecek fakat çok da iyi bir cihaz değil. Maalesef bu fiyat bandı çöplere kaldı. Tekrar tekrar söyledim. Bu fiyat bandı çöplere kaldı. Dördüncü cihazımız Xperia X. Ben önceki videomda bahsetmiştim ama fiyata hemen fırlamış. 1600 TL, 1500 TL üzerine çıkmış. Uzun uzun bahsetmeyeceğim. Oldukça eski ama kamerası zamanı Sony Amirali ile aynı olan sanırım X performanstı. Aynı olan bir cihaz. Pil noktasında soru işaretleri barındırıyor. Çerçevelerde inanılmaz derecede büyük için belki düşünebilir fakat yine hemen atlanılacak bir cihaz değil. Hani karar verin bayağı eski bir cihaz. 2015 veya 2016 cihazıydı. Muhtemelen 2015 bu cihaz 1600 TL alıcını bekliyor. Dediğim gibi hemen atlanacak bir cihaz değil. Snapdragon 650 işlemcisi var. Ben sadece bir alternatif olsun diye koydum listeye. Bu cihaz 1600 TL alıcılarını bekliyor. Sonraki cihazımıza geçelim. 5. cihazımız Honor 8C. Honor 8C ekran olarak 6.26 inç HD Plus çözünürlüğünde ve 19.9 ekran formatında bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %80. Honor 8C Venus Z20'deki 630'un tabiri cihazıyla hız aşırtılmış, overclocklanmış Snapdragon 630'da 2 adlı işlemcisine sahip. 3 GB RAM 32 GB depolamaya sahip. Ayrıca cihaz 256 GB kadar hafıza kartı desteğine sahip. Snapdragon 632 günlük kullanımda rahat bir deneyim. Oyunlarda da ortalama performans olacaktır. Bu mantıklı işlemciler istisnalar dışında benzer güçteler. Yani açık açıp baktığınızda hepsi 110.000 Antutu puan alıyor Antutu V8'de. 110.000, 100.000. İstisnalarda bayağı fark atıyor ama. Honor 8C 4000 mAh pil ve bu pili doldurmak için 5 volt 2 amper şarj desteğine sahip. Bu pil yaklaşık 2,5-3 saatte dolacaktır. Cihazın USB çıkışı micro USB formatında. Ee, Snapdragon 602, 32 ve 4000 mAh pilin ben bir günü çıkaracağını düşünüyorum. Zaten pil, ekran ve işlemci göz önüne alıp Huawei'nin pil konusunda başarılı geçmişini düşündüğümüzde performansı bir günü kesin tamamlayacak. İkinci gün tamamlayı da zorlayacaktır diye düşünüyorum ben. Honor 8C arkada 2, ön tarafta ise bir tane kameraya sahip. Arkadaki ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğü ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğü ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. F1.8 diyafram açıklığı detayı önemli. Küçük küçük performansını olumlu etki yapacaktır. Kamera tarafında ortalama performans sunacaktır. E, Huawei biliyorsunuz adı kamera ile anılıyor. Kamera yazılımının başarılı olmasını kamera hanesine bir artı olarak değerlendirebiliriz. Cihaz plastik kasa ve metal plastik karışımı çerçevelere sahip. Bu kasa 167 gram ağırlığında 7.98 mm kalınlığında bu kasada 3.5 mm çıkışı bulunuyor. Cihaz kutudan Android 8.1 ile çıkıyor. Android 9 geldiğine dair bir haber yok. Android 10 hayatta gelmez bu cihaza. Hiç lafını etmeye bile gerek yok. Maalesef 1500-2000 TL bandının aldığı durum bu. Gerçekten giriş seviyesi cihazlar konumlandı. Eskiden çok güzel Redmi Note 8, Mi A3 gibi TCL Plex gibi çok güzel cihazlar vardı. Giriş segmentleri burayı işgal etti. Güncelleme almayan unutulmuş cihazlar burayı doldurdu. Honor 8C 1650 TL ile 1750 TL aralarında satılıyor. Bence değerlendirilebilecek ama bir tık pahalı olan bir cihaz. Hani lisede bu zamana kadar adı anılan cihazlardan ...biraz daha az alınabilir. Fenisio 30'da belki biraz daha az alınabilir... kotakörüsünde Hani açın bakım listeden diğer cihazları görünce bu biraz daha az alınabilir dediğim cihazlar gerçekten nimet. Nimet. Hakikaten nimet. Rezillik, rezalet, rezalet akıyor. Telefon piyasası alt üst olmuş. Hani ben bu kadar kötü bir durumda olduğunu hatırlamıyorum. Ben bir önceki 1500-2000 TL daha 2 önce falan yaptım. Gerçekten gönül rahatlığıyla önerebileceğim. Ben OnePlus 7T gibi baya baya üst seviye bir amiral kullanıyorum. Ama benim bile hiç gocunmadan kullanabileceğim çok güzel cihazlar vardı. Maalesef bu videoda tekrar tekrar söylediğim şekilde 1500 TL, 2000 1000 TL arası birkaç çok güzel cihaz dışında gerçekten mundar oldu. 1000-1500 TL arası ben önceki videoda çok kez nok bastım üzerine orası zaten facia. 6. cihazımız Honor 9 Lite. Honor 9 Lite ön tarafında iki kamerası olmasıyla listenin belki de en ilginç cihazları. En ilginç cihazı. Honor 9 Lite 5.63 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 18:9 ekran formatında IPS LCD ve ekrana sahip ve bu ekran %75.88 ekran kasa sahip. Çentik bulundurmayan cihaz 2018'in çentiksiz cihazlarının tasarım dili çizgilerini taşıyor. Bu ekran yeterli bir deneyim sunacaktır düşünüyorum. Pil tarafında 3000 mAh bir pil bulunuyor. Şarj aleti noktasında bir bilgi verilmemiş. 10-15 Watt'lık bir şarj aletinin kutudan çıkaracağını düşünüyorum. 10 wattlıkta muhtemelen. Bugünümüz şartlarında 3000 mAh pil için ortalama bir diğer cihazın USB çıkışı micro USB formatında. Honor 9 Lite Huawei'nin ünlü işlemcilerinden Kirin 659'u kullanıyor. Hatırlayan vardı bir zamanlar bütün Huawei orta segmentlerinde Kirin 659 vardı. Ben bu işlemciyi beğenmiyordum. Artık beğenmek zorundayım. Ya güzel bir işlemdi de hani çok bezdirmişti. Pahalısında da ucuzunda da Huawei'nin orta segmentlerinde Kirin 659 vardı. Bu işlemci 3 GB RAM ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Honor 9 Lite'ın ayrıca 256 GB kadar hafıza kart desteği de var. Ben başlarda dediğim gibi Honor 9 Lite önde ve arkada ikişer tane kamera bulunuyor. Arka taraftaki ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğüne ve f2.2 diyaframa sahip. Bu kamera 1080 ile 1080p 30 fps video çekebiliyoruz. İkinci kamerası ise 2 megapiksellik çözünürlüğe ve diye sahip ve diğerini algılama işlevi görüyor. Ön tarafta arka taraftaki konfigürasyonun aynısı var. Ana kameranın 13 megapiksel çözünürlüğü ve f2.0 diyaframa açık bulunuyor. Ön taraftaki ona yardımcı olarak bulunan kameranın çözünürlüğü 2 megapiksel ve bu kamera derinlik işte beni görüyor. Yani ön tarafta da donanımsal bir portre fotoğraf özelliği var. Honor 9 Lite cam kasaya ve metal çerçevelere sahip. Bu kasanın ağırlığı 149 gram ve kalınlığı 7.6 mm. Bu kasada 3.5 mm jack girişi de bulunuyor. Honor 9 Lite kutudan MIUI 8 ve Android 8 ile çıkıyor. Android 9'a yükseltilebiliyor. Android onu bugüne kadar almadıysa bu saatten sonra almaz. Honor 9 Lite 1600 TL civarlarında alıcılarını bekliyor. Bence bu fiyatların mantıklı olma seviyesine yaklaşan cihazlardan ama bence hala istenen seviyede değil. 7. cihazımız olan Meizu Note 8 ile birlikte alınabilirleri biraz daha yüksek olan modellere başlıyoruz. Meizu Note 8 5.99 inç Full HD Plus çözünürlüğünde ve 18-9 e ekran formatında IPS LCD ekran sahip. Bu ekranın ekran kas oranı %79.84. Bu ekran iyi bir performans sunacaktır. Meizu'nun orta segment cihazları genelde iyi ekranlara sahip oluyor. Meizu Note 8 Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Meizu Note 8 128 GB e kadar hafıza kart desteğine de sahip. Pil tarafında 3600 mAh pil bulunuyor. Kutudan 5 volt 2 amperlik bir adaptör çıkıyor. Cihazın USB çıkışı micro USB formatında. Ekran, pil ve işlemci üçlüsü düşünüldüğünde cihazın pili bir gün rahat çıkaracaktır. Meizu 38 8 ile birlikte alınabilirliği biraz daha yüksek olan cihazlara geçmişim demiştim. Meizu Note 8'in bu alınabilirliğini yükselten bence ana sebebi kamerası. Meizu Note 8 arkada iki, önde de bir tane kameraya sahip. Arka tarafta ana kamera önemli çünkü 12 megapiksellik bu sensör HTC U11'de de kullanılan IMAX 362. E, HTC u 11 biliyorsunuz bir amiral gemisi. Bu sensör oldukça kuvvetli bir sensör. f 9 diyafram ile desteklenmiş. Meizu'nun kamera yazılımının fotoğraf noktasında başarılı olduğu düşünürsem Meizu Note 8 ana kamerasıyla gayet iyi fotoğraflar üretecektir. Bu ana kamera Ile 1080p 30 fps video çekebiliyor. Zamanında bu sensör Meizu Note 6'da da vardı. Ben onun kamera örneklerini gördüm. Gerçekten işi bilenin, işi bilenin de değil yani gayet bas çek yapıyorsunuz ve güzel çok güzel fotoğraflar çekiyor. Meizu Note 8'in kamera performansı bu fiyat bandında bir nimet bence. Bu ana kameraya 5 megapiksellik derinlik algılayan bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamerayla 1080p 30 fps videolar çekilebiliyor. Meizu Note 8'in ana kamera sensörü oldukça kuvvetli demiştim. Bu sayede birçok kişiyi tatmin edince çok iyi fotoğraflar elde etmeniz olası kamera için cihaz arayanlara önerebileceğim cihazlardan birisi. Meizu Note 8'in kasası ve çerçeveleri metal. Bu kasa 168 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında. Cihazın 33 milimetre ses çıkışı da bulunuyor. İşletim sistemi kısmında teşbihte hata olmaz. Bir kıyamet alameti gerçekleşti ve Mevzu Note 8'e Android 10 vereceğini açıkladı. Cihaz kutudan Android 8.1 ile çıkıyor ve Mevzu bu cihaza 9'a atlayıp direkt Android 10'u vereceğini söyledi. Bu büyük gerçekten büyük bir olay. Çünkü mevzunun güncelleme geçmişi çok sabıkalı. Adamlar güncelleme vermemeyi yemin etmiş. En son tepkilere dayanamadılar da bayağı bir cihaza güncelleme vermeyi vaat ettiler. Mevzun 8 1750 TL civarında alıcılarını bekliyor. İşlemcisi bundan sonra anlatacağım cihazlara göre biraz geyata kalsa da bu cihaz için genel madena da dengeli ve önerebileceğim cihazlardan birisi diyebilirim. Özellikle fotoğraf kalitesi arayanlar için güzel bir cihaz. Zaten bundan sonra anlatacağım cihazların neredeyse hepsi bir tane serç. en son onu sonradan eklediğim için onun kamerası o kadar iyi değil. Güzel fotoğraflar çekiyor ama Meizu Note 8 bunların arasında sivrilen cihazlardan biri bana göre. Sensörü en kuvvetli cihazlardan iki, iki cihazdan biri bu. E, 8. cihazımız çıkışı fazla geciktirilen General Mobile GM9 Plus. Ekran tarafında bizi çentikli bir tasarım karşılıyor. GM9 Plus 6.23 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 19.9 ekran formatında IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %80.63. Bu ekran Gorilla Glass 3'üne korunuyor. GM9 Plus Helio P60 işlemcisine sahip. Bu işlemci bu listedeki hatır sayılı işlemcilerden biri. Günlük kullanımda rahat üst seviye oyunlarda ortalama performans sunacaktır. Bu işlemci 3 GB ve 32 GB depolama eşlik ediyor. Ayrıca cihaz 256 6 kadar hafıza kart desteğine de sahip. GM9 Plus 3450 mAh pile sahip. Bu pil bir günü çıkaracaktır. Cihazın USB çıkışı Type-C formatında. GM9 Plus arkada iki ve önde bir tane kameraya sahip. Arka tarafta ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğe ve f1.2 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera iyi işler başaracaktır. f1.2 diyafram açıklığı düşük ışık performansına olumlu etki yapacaktır. Bu ana kameraya yardım eden yardımcı kameranın çözünürlüğü 5 megapiksel. Bu kamera derinlik algılama işlevini görüyor. Belirtmeden geçmeyeyim. GM9 Plus arka kamerasıyla 4K video çekebiliyor. Cam 9 Plus cam görünümlü plastik kasaya ve metal çerçeveye sahip. Bu kasanın ağırlığı 175 gram, kalınlığı ise 7.7 milimetre. Bu kasada 3.5 mm jack girişi de bulunuyor. cm 9 Plus Android 9 ile kusadan çıkıyor. Android onu alıp almayacağı bilinmiyor. Android One kapsamındaki cm 9 Pro ki şu an General Mobile'ın amiral gemisi. Android onu daha vermediler. Düşünün Android One klasmanı da hızlı güncelleme alıyor. Mutlaka güncelleme alınıyor denilen cihazların klasmanında o programda hala Android onu almadı. Buradan cm 9 Plus'ın da Android 10 alıp almayacağını tahmin edebilirsiniz. Gem 9 Plus 1677 TL'den başlayan fiyatlarını alıcılarını bekliyor. Mantıklı cihazlardan biri. Fakat General Mobile bir cihaz alınacaksa biraz daha üstte. Bundan bence çok daha iyi olan Gem 9 Pro tercih edilmeli. Bir de bence 3 GB RAM ve 32 GB depolama bu cihaz için bir pürüz. Bu da aklınızda bulunsun. Dokuzuncu cihazımız az önce bahsettiğim General Mobile GM9 Pro. Bugüne kadar çıkmış telefonlar arasında GM9 Pro benim en sevdiğim cihazlardan biri. Bunun yanı sıra bugüne kadar çıkmış en iyi yerli cihaz olduğunu düşünüyorum. Cihaz çok dengeli. Çıktığı vaktin standartlarının fazlasıyla karşılayan bir cihaz da bugün de bulunduğu fiyatın hakkını veriyor. Gen 9 Pro 6.0 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 18 e 9 ekran formatına sahip. Samsung üretimi, Samsung üretimine dikkat. AMOLED bir ekran kullanıyor. Bu ekranın ekran kasa oranı %77.34. Ayrıca bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu Gorilla Glass 5 olayı da önemli bir detay. E, açık konuşmak gerekirse cm 9 Pro'nun ekranı bu listedeki kendinden önce anlattığım ve kendinden sonra anlatacağım cihazların hepsinden daha iyi bir ekran sahip. Fazla fazla ödüm ama 9 Pro bunu hak ediyor. Bir mağazada falan ekranını görmeni, ekranını görmenizi tavsiye ederim. Ekran gerçekten güzel, gerçekten kaliteli. Orta segmentin standartlarını yükselten bir ekran bence. Cihazın işlemci tarafı da güzel. Snapdragon 660 işlemcisini kullanıyor. Birçok orta segmentte kullanılan bir işlemci de bu. Mesela bugün Redmi Note 8'de de bunun overclocklanmış hali 665 kullanılıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik ediyor. Ayrıca 256 GB kadar hafıza kart desteği bulunuyor. Bu işlemciye günlük kullanımda gayet rahat büyük konularda da orta seviye performans alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse PUBG Mobile'da orta grafik ayarlarında ve orta FPS'de GM9 Pro rahat bir deneyim sunuyor. Pil tarafında 3800 mAh pile ve 15W hızlı şarj desteğine sahip cihazın USB çıkısı Type-C formatında. Pil kapasitesi AMOLED ekran ve Snapdragon 660'ın pili adeta koklayarak iştiği düşünüldüğünde gm 9 Pro gerçekten iyi bir pil performansı sunacak. Gelelim gm 9 Pro'nun belki de en önemli noktasına kamera. Benim Meizu Note 8 ile birlikte kamerası en iyi iki cihaz dediğim cihazdan birisi bu. Bence videosunun Meizu Note 8'den daha iyi olmasıyla Meizu Note 8'in önünde. Benim orta segment cihazlar için hep söylediğim bir şey var. Orta segment cihazlarla adam gibi video çekilemez. GM9 Pro benim bu düşüncemi yıkan cihazlardan birisi. Arka tarafta iki, ön tarafta ise bir tane kamera bulunuyor. GM9 Pro'nun ana kamerası 12 megapiksellik. Zamanında Xiaomi Mi 8, Mix 2S ve Mix 3 cihazlarında da kullanılan IMX363 sensörü. Bu kameranın diyafram açıklığı f1.8. Bu sensör oldukça kuvvetli. Hem video hem fotoğraf konusunda gayet iyi iş çıkarıyor. GM9 Pro 720p'de 30 ve 60, 1080p'de 30 ve 60, 4K'da ise 30 FPS video çekebiliyor. Cihazda OS yok ama 30 FPS videolarda iz çalıştırabiliyor. İnternetten örneklerinizi izlemenizi tavsiye ederim. 4K 30 FPS'te bile gerçekten çok iyi bir video sabitleme sunuyor. Orta segment video çekemez diyorum ben. Hala diyorum bunu. Orta segment cihazlar adam gibi video çekemez. Cam 9 Pro sınavlardan biri. Tekrar söylüyorum YouTube'dan örneklerini izleyin. Stabilizasyona bir bakın. Benim dediğime hak göreceksiniz. Cihaz bütün bunların yanında 120 fps ağır çekim çekebiliyor 1080p çözünürlüğünde. İkinci arka kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ve derinlik algılama işlevini görüyor. Ön tarafta 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps video çekebilen bir kamera bulunuyor. Ön tarafta ace çalışmıyor. Bu da aklınızda bulunsun. GM9 Pro cam görünümlü plastik kasaya ve alüminyum çerçevelere sahip. Bu kasa 175 gram ağırlığa ve 7.9 mm kalınlığa sahip. Bu kasa 3.5 mm ses çıkışı ve stereo hoparlör bulunuyor. Sanırım listede stereo hoparlör bulunan tek cihaz. Cihaz kutudan Android 8 ile çıkıyor ve hemen Android 9'a yükseltilebiliyor. Ee, General Mobile cihaza Android 10 güncellemesini vereceğini söyledi. Vereceğini söyledi. Zaten vermesi gerekiyor. Android One bir cihaz. Fakat uzun süredir verilmiyor. Android One bir cihaz için bu kadar uzun bir güncelleme büyük bir eksi, çok büyük bir eksi. General Mobile GM9 Pro 1800 TL üzeri fiyatlara bulunabiliyor. Benim beğendiğim ve tercih edebileceğim cihazlardan birisi. Öneririm, tavsiye ederim. Bu listede öneririm, tavsiye ederim dediğim cihazlardan bir tanesi gerçekten. Hani bu cihaz zamlar yenmeden önce de 1500-2000 TL aralığının hatta 1250 TL'ye kadar düşmüştü bir yere. Gerçekten parlayan bir yıldızdı. Hiç General Mobile diye önyargılı yaklaşmayın. Bir bakın bir inceleyin derim. Özellikle kamera tarafına. 10. cihazımız zamanında GM9 Pro ile rekabet eden yerli cihazlardan biri olan K Casper A3 Plus. E, ben baştan söyleyeyim Casper VR A3 Plus'ın en iyi Casper telefon olduğunu düşünüyorum. A4'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca A4'ün 2000 liralık fiyatıyla alınabilir bir telefon olmadığını düşünüyorum. veya A3 Plus 6.2 inç Full HD Plus çözünürlüğe sahip. 18.7'ye ekran formatında IPS LCD bir ekrana sahip. Bu yine 18.7'ye 9 çentikten ötürü. Bu ekranın ekran kasa oranı %81.4. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. veya A3 Plus GM9 Plus ile dikkat edin Pro D Plus ile aynı işlemci yani Helio P60 kullanıyor. Helio P60 Snapdragon 660 ayarında bir işlemci. Yine buna benzer bir deneyim sunacaktır. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 4 GB depolama eşlik ediyor. Cihazın 256 GB'a kadar hafıza kart desteği de var. ya A3 Plus 3000 mAh pile ve 5 volt 2 amper şarj desteğine sahip. USB girişi ise Type-C formatında. Pil tarafı bence cihazın eksi taraflarından birisi. Kameraya geldik. Ben 8'den önce bundan sonra söyleyeceğim cihazların kameralarının iyi olduğunu söylemiştim. Aslında tekrar düşünce VA3 Plus'ın teknik kamera donanımı o kadar da iyi değil. VA3 Plus arkada 2, önde bir tane kameraya sahip. VA3'ün ana kamerası 16 megapiksellik çözünürlüğe ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Kameranın sensörü 1 5 inç boyutunda. Baya küçük bir değer örnek vermek gerekirse General Mobile GM9 Pro'nun 1 2.55 inç, VA3 Plus'ın 1 5 Hani bu düşük ışıkta bayağı problem çıkartacaktır. Cihazın eksiğe düştüğü yerlerden birisi bence kamera. Cihazın ikinci kamerası 5 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kamera. Bu kamera derini kalkınmışta yöne sahip. Ön tarafta 16 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps video çekebilen bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera yeterli performans sunacaktır. Via A3 Plus cam görünümlü plastik kasaya ve çinko alışımlı metal çerçevelere sahip böyle belirtilmiş. Bu kasanın ağırlığı 198 gram ve kalınlığı 7.85 mm kalınlığında. Cihazda 3.5 mm çıkış yok. Kutudan dönüştürücü çıkıyor. Type-C'den ses alıyorsunuz. Bence büyük bir eksisi. Type-C kullanmak ben şu anki çözümde Type-C'den ses alıyorum. Yani sinir ediyor beni öyle söyleyeyim. Her an Type-C portu bozulur mu endişesiyle yaşıyorsunuz. Bir de benim cihazım yurt dışı olduğu için bir de OnePlus olduğu için tamir ettirmem biraz zor. VIA A3 Plus kutudan Android 8.1 ile çıkıyor. Android 9'a almayacak bu konu büyük bir eksi maalesef. Hem de fiyatı bu seviyedeyken. Fiyattan bahsetmişken Via A3 Plus 1900 TL satılıyor. Yüksek bir fiyat. Via A3 Plus ilk önceliklerinden birisi olmazdı. Size de ilk başlarda tavsiye etmem. Listeye bir alternatif olarak koydum. Gireb listeye girebilecek bir cihazlardan ama öyle hemen atlanılacak bir cihaz da değil. 11. cihazımız Huawei P Smart 2019. P Smart 2019 6.21 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 19.5'a 9 ekran formatında IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %82.66. Ben bu ekranın güzel bir deneyim sunacağını düşünüyorum. İşlemci tarafında Huawei'nin 659'dan sonra orta segment işlemcisi Kirin 710 bulunuyor. Bu işlemci Snapdragon 660 ve Helio P60'a yakın bir performans sunuyor. Bu işlemci 3 GB RAM ve 64 GB de bulama destekliyor. Cihazın ayrıca 512 GB kadar hafıza desteği. 3 GB RAM'in ben bir eksi olduğunu düşünüyorum. Bunu aklınızda tutun. Snapdragon 660'a ya yakın bir performans sunacaktır. Kirin 710. Günlük hayatta da oyunlarda biraz daha hissedilir bir fark oluşacaktır diye düşünüyorum. PSMart 2019 3400 mAh pile ve 5 volt 2 amper hızlı şarj desteğine sahip USB çıkışı ise micro USB formatında bu pil değeri cihazın bence zayıf noktalarından bir tanesi. P Smart 2019 arkada 2, önde ise bir tane kameraya sahip. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Ona eşlik eden ikinci kamera 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kamera derinlik algılama işlevini yerine getiriyor. Ön tarafta 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığına sahip 1080p 30 fps video çekebilen bir kamera bulunuyor. Bu da ortalama bir kamera. Çok büyük bir olay beklememek lazım. P Smart 2019 genel olarak ortalama bir kamera performansı sunacaktır. Fotoğraf konusunda ben bu listede GM9 Pro ve Meizu Note 9 zirvede görüyorum. Video olarak da GM9 Pro tek başına zirvede. P Smart 2019 plastik bir kasa evet sahip. Çerçeveler hakkında bir bilgi girilmemiş. Bu kasa 160 gram ağırlığında ve 7.95 mm kalınlığında 3.5 mm ses çıkışı da bulunuyor. P Smart 2019 kutudan Android 9 ile çıkıyor ve Android 10'a yükseltilebiliyor. Güncel bir cihaz isteyenler için Pesmark bu fiyat bandında şu an en uygun cihaz. P Smart 2019 2000 TL civarına satılıyor. Fiyatları iyice yükseldi. Bana kalsa ben 200 TL daha koyar TCL Plex alırdım fakat o cihazda başka bir videonun konusu ama tekrar ediyorum buna dikkat edin. 200 TL daha koyar P TCL Plex alırdım. Pestimart 2019 almazdım. Hatta şöyle söyleyeyim. Pestimart 2019 yine 1800 TL'ye GM9 Pro alırdım. 12. ve son cihazımız Casper Via P3. Ben bu metni yazmayı bitirdikten sonra fiyatları bir tekrar bakayım dedim. Tekno Cam'ın Air 13'ü çıkardığım listeden Casper Via P3 ekledim. Daha önceki videoda 1300 TL'lik fiyatıyla Pelio P60 işlemcisiyle güzel bir cihaz demiştim. Casper Via P3 şu an 1500 TL fiyatına yükselmiş. Yani dediğim olay zammıyor. Cihazlar zammıyor. Bir günde 200 lira zammedi bu cihaz. 22'sinde değil 23'ünde zammıymıştı. Ben de tekrar bir düzenleme yaptım. Via P3 5.86 inç HD Plus çözünürlüğünde 19.9 ekran formatında bir ekrana sahip. Bu ekranın ekran kasa oranı %78. İşlemci tarafında General Mobile GM9 Plus ve Casper Via A3 Plus'ta bahsettiğim tek Helio P60 işlemcisi bulunuyor. Via P3 3 GB RAM e ve 32 GB depolamaya sahip. Ayrıca cihazda 256 GB e kadar hafıza kart desteği bulunuyor. Pil tarafında 3000 mAh pile ve bu pille 5 volt 2 amper şarj desteğine sahip. USB çıkışı ise Type-C formatında. Arka tarafta 2 tane kamera bulunuyor. Ana kamera 13, ikinci yardımcı kamerası 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu yardımcı kamera bokeh işlevini görüyor. Ortalama bir kamera performansı sunacaktır. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Cihaz plastik kasayı ve polikarbonat çerçeveler sahip. Bu kasa 163 gram ağırlığında ve 8.11 mm kalınlığa sahip. 3.5 mm ses çıkışı da bulunuyor cihazda. Cihaz kutudan Android 9 ile çıkıyor. Android 10 hakkında herhangi bir bilgi yok. Android onun ben geleceğini düşünmüyorum. 1450 TL'lik fiyatıyla Casper Via P3'ü listeye almak istedim. Nispeten uygun fiyata Helio P60 güzel bir seçenek. Bu cihazı en sona bıraktım çünkü bu cihaz aslında 1300 TL civarlarındaydı. Benim videoya yaptığım 2 gün içerisinde zam üstüne zam gerek 1450 TL ve üzerine çıktığı için listenin sonuna bir ekleme yaptım. Bu videoda 1500-2000 TL arasında alınabilecek cihazları listeledim. Hangi cihazı alırsanız alın güle güle kullanmanızı dilerim. Hani bir sonuç olarak bu listede ben Cihan Dukuran'ın en mantıklı cihaz olduğunu düşünüyorum. 1800 TL'lik fiyatıyla inşallah zam yemez, inşallah indirim olur. Ama artıyor fiyatlar, dolar döviz artıyor. Ben yakın zamanda telefonların bir daha zam yiyeceğini düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Elinizi çabuk tutun. İndirim asla görmeyecek. Hani böyle bir ihtimal yok. Kesinlikle görmeyecek. Zam da görebilir 1 2 hafta içinde. Çünkü bakın 2 gün içerisinde kaç tane cihaz zam gördü? 2 tane cihaz en azından benim baktıklarım arasında. 2000 liraya kadar bir bütçeniz de varsa, 2000 lira varsa elinizde hemen bir 200 lira bulun. TCL Plex benim aklıma gelen ilk cihaz. 2000 2500 TL arasındaki cihazlara bakın. Çünkü 1500 2000 TL arası gerçekten facia. Hangi cihazı alırsanız güle güle kullanmanızı diler. İyi günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.